Türk Veteriner Hekimleri Birliği bölge toplantısının üçüncüsü Gaziantep'te düzenlendi. Mesleki konuların görüşüldüğü ve sonbaharda düzenlenecek Tarım Şurası'na ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'la bölge illerinin oda başkanları katıldı. Evet arkadaşlar, Sayın Valim, Sayın Tarım Orman İl Müdürü, İl Müdür Yardımcılarım. Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, veteriner hekimlerinin sorunlarının dünya sorunu olduğunu ifade etti. Hepiniz biliyorsunuz ki vicdani boyutu olarak bir kere hekimsiniz. Dolayısıyla da hayvanların da hasta olacağını, hayvanların da canlı olduğunu, hayvanların da acı çektiğini biliyoruz ve bunlara o anlamda bir tedavilerine yardımcı oluyorsunuz, katkı sunuyorsunuz. Ekonomik boyutu da sadece üreticileri değil, sadece çalışanları değil, tüketicileri de ilgilendiren bir sektör. Veteriner hekimler başarılı olduğunda, hayvancılıkla iştigal eden müteşebbisler başarılı olduğunda, tüketiciler daha sağlıklı, daha güvenli, daha ucuz gıdaya ulaşmış olacaklar. Bunun üretimini yapan, sanayi anlamında kullanan kişiler yine işlerinin sürdürülebilir olması, işlerinin pazarda rekabet edebilir olması aslında birbirine bağlanan zincirler gibi. Bu açıdan veteriner hekimlerinin sorunları bir anlamda ülkenin, dünyanın sorunu. Tüketici olarak bizim sorunumuz, idareci olarak bizim sorunumuz, üreticiler olarak bizlerin sorunu. İnşallah bu toplantıda alınan kararlar bundan sonraki toplantılara bir başlangıç olmuş olur. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu dişi hayvan ve erken kuzu kesimine yönelik uyarılarda bulundu. Eroğlu erken kuzu kesiminin yıllık 30 bin ton et kaybına neden olduğuna dikkat çekti. Türk Veteriner Hekimleri Birliği 6343 sayılı kanuna göre kurulduğu 1954 yılından bugüne kadar kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olarak yukarıda kısaca arz etmeye çalıştığı hususları hususlarla ilgili ortaya strateji koyabilen aktör bir sivil toplum örgütüdür. Bu kapsamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği kendisine bağlı 56 bölge ve il odası ile ülkemiz hayvancılığında çeşitli parametreleri değerlendirerek mutlaka acil, kısa, orta ve uzun vadeli üretim planlamalarının yapılmasını, istikrarlı politikaların uygulanmasını zaruri görüyor.